Selamlar dostlar, ben Yusuf Arslan. Bugün sizlerle YouTuberların kabusu olan ve çok fazla zamanını çalan birçok şeyi otomatik olarak yapmanın en profesyonel yolunu göstereceğim. Bu çok detaylı bir anlatım, uzun bir video arkadaşlar. İsteyen zaman damgalarından istediği konuya geçebilir. Eğer bu araçtan tam manasıyla faydalanmak istiyorsanız, videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Dakikalarca uğraşıp bir video hazırladınız. YouTube'a yükleyeceksiniz. YouTube sizden videonun ismini, açıklamasını, zaman damgalarını, hashtaglerini ve etiketlerini isteyecek. Ve bunların tamamının profesyonel olması gerekiyor. Uzun lafın kısası, YouTube içerik üreticiliğinin hamallığı başlıyor arkadaşlar. Peki, size öyle bir araç yaptım ki bunları sizin yerinize otomatik olarak yapacak desem, yani profesyonel olarak sizi yönlendirecek, videonuzu YouTube ve Google arama motorlarına uygun hale getirdikten sonra YouTube algoritmasının nereye hedeflenmesi gerektiğini gösterecek. Üstelik bu araç tamamen ücretsiz. Sözü daha fazla uzatmadan hemen konuya girelim. Bu Gemini üzerinde çalışan ve benim tarafından eğitilmiş bir Cem arkadaşlar. Hemen bilgisayarın başına geçelim. Evet, şimdi geldik arkadaşlar. Rakip analizli profesyonel YouTube SEO robotu Gemini nasıl kullanacağımıza. Gemi yükledikten sonra gördüğünüz gibi sol tarafta Gemi göreceğiz. Buna tıkladığımızda bu arayüz gelecek. Hemen buraya bir selam yazalım ve otomatik olarak bütün prosesler harekete geçiyor olacak. Şimdi bizden bu videoyla ilgili 6 temel bilgiyi istiyor. Bu bilgileri ne kadar detaylı verirsek arkadaşlar bize o kadar detaylı, profesyonel ve mükemmel sonuçlar verecek. Düz mantıkla çöp verirseniz çöp alırsınız. Tamam, bu birçok şeyinizi kolaylaştırıyor, otomatikleştiriyor. Ancak veriyi düzgün verdiğiniz sürece sağlıklı olarak çalışıyor. Şimdi sözü çok uzatmadan videonun konusu nedir diyor. Benim emeklilerle alakalı bir haber videom vardı. Bunun çalışmasını yapacağız birlikte. Emekli maaş tahminleri 2026 diyelim. Bastık. Hemen analizini yapıyor. Şimdi bu analizleri yaparken analizleri neye göre yaptığını da söyleyeyim arkadaşlar. Normal şartlar altında bu tip analizlerin tamamı şu şekilde yapılır. Uzman YouTuber'ın yaptığı gibi browser'da gizli moda geçilir. Oradan Google açılır. Google açıldıktan sonra şuraya videonuzla alakalı başlığı yazarsınız. Şurada autocomplete, yani otomatik tanımlama, tamamlama özelliği çalışır. Bu YouTube için altın değerini veridir arkadaşlar. YouTube'da insanların neyi arattığından ziyade onun bir tık üzerinde o esnada neyi arattıklarını gösteren çok güzel bir veridir. Genelde ne yapılır? Bu başlık buraya yazılır. Screenshotlar alınır. ChatGPT'ye yapıştırılır. Aynı şekilde yine aynı gizli moddayken YouTube'a girilir. YouTube'un arama motorunda da aynı şey yapılır. Şurada otomatik tamamlama özelliğinde çıkan kelimelerin tamamı ekran görüntüsü alınıp ChatGPT veya herhangi bir yapay zekaya yapıştırılıp buradan etiketler alınır. İşte bunların hiçbirini yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Bunların tamamını bu Gem otomatik olarak yapıyor. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir like atarak bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda bunların haricinde rakip analizi de yapıyor. O nedir? Buraya bastığımızda şurada görmüş olduğunuz gibi rakipler çıkıyor. Bu rakipler hangi başlıkları kullanmışlar ve ne kadar izlenmişler? Onların da analizini yapıyor. İlk 20 tanesini. Peki bu sağlıklı bir veri mi? Hayır, değil. Bunu sağlıklı hale gelebilmesi için filtreler ve görüntülenme sayısının buradan ayarlanması gerekiyor. Gördüğünüz gibi parametreler hemen değişti. Emeklilikle ilgili işte şöyle 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 bir başlık olmuş. Onun altında 8.4 milyon izlenmiş, 6.6 milyon izlenmiş videoları buluyor. Şu an yapmış olduğum gem. Bunların hepsini size analiz olarak gösteriyor. Şimdi biz buradan çıkalım. Tabii bu kadar uzun sürmüyor bu. Bu analizi saniyeler içinde yapıyor. Şimdi burada bizden ikinci sorumuzu istiyor. Burada kanal ismi nedir diyor. Yusmax ile dünya turu diyelim. Bunu neden istiyor?
Çünkü hashtag veya etiketlerde kanalınızın ismi geçecek otomatik olarak. Şimdi sıradaki veri videonun tam odağı ve spesifik nişi nedir diyor. Burada ipuçlarını da verecek şekilde ayarladım. İşte SSK mı, Bağkur mu, daha spesifik olmanızı istiyor. 4A, SSK, emekli, maaş tahminleri diyelim. Bu arada bir şey dikkatinizi çektiyse şurada eksiklerinizi de direkt yüzünüze vuruyor. Ben yapay zekayı Cem'i çok agresif olarak eğittim. Buradan bu arada bu veriyi göndereyim. Şimdi 4. soruya geldik. Burada izleyiciye ne vaat ettiğinizi soruyor. Hemen cevaplayalım. 4A emeklilerin bekledikleri emekli maaş zam oranları diyelim. Tabii siz konunuza göre daha spesifik açıklamalar yaparsanız bu açıklama ne kadar derin ve profesyonel olursa bu Cem'in yapacağı araştırmada o kadar keskin ve profesyonel olacaktır arkadaş. Psikografik profil nedir diyor. Bu insanlar kaç yaşında? Sadece bu maaşla mı geçiniyorlar? Hemen yazalım. Bu maaş ile geçiniyorlar sorular diyelim. Vermiş olduğunuz veriler Cem'in algoritmaya tam olarak hangi nişe fokuslanması gerektiğine dair verileri hazırlamak için arkadaşlar. Şimdi son olarak bizden videonun altyazı dosyasını istiyor. Ben daha önceden bu videoyu atmıştım. Gizli olarak yayınladım. YouTube bunun altyazı dosyasını oluşturdu. Kopyalıyorum ve yapıştırıyorum arkadaşlar. Herhangi bir düzenleme yapmanıza gerek yok. Gönderdim. Buyurun başlıklarımız burada. 4A SSK için %12,19 detayı birinci başlık. Tabii AB testine gireceği için en az 3 başlık üretmesini istedim. Burada 3 tane gösterim tıklanma oranını yüksek tutacak başlıkları buraya koyuyor. Burada da görmüş olduğunuz gibi bunların neye odaklandığını yazıyor. Eğer otorite ve haber odaklıysanız bunu seçebilirsiniz. AB testinde kullanacaksanız 3'ünü birden kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi son derece mantıklı, profesyonel, doyurucu açıklamamızı da yazdı. Timestamp denilen bölümleri yapmış. Benzer ücretsiz içerikler için hala abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Gelelim en can alıcı noktalardan birine, hashtagler. Ben gemi eğitirken burada hashtagleri oluştururken ilk temel kriteri algoritmayı doğru yönlendirecek 5 tane hashtag, maksimum 5 tane hashtag koymasını istedim. Bir tane de koyabilirdik. YouTube algoritması 4. 5. hashtagten sonrasını çok da ciddiye almıyor. Hatta algoritmanın kafası karışıyor. Siz haberle ilgili bir şey koyuyorsunuz, bir bakıyorsunuz sizin videonuz müzik klipleri arasında görünüyor. Burada konuyla en alakalı hashtagleri seçmesini istedim. Algoritmayı tam olarak o nişe fokuslayacak hashtagleri koymuş. YouTube'un izlenmelerinde bu etiketlerin çok büyük bir etkisi yok. Ancak arama motoru optimizasyonlarında son derece hayati öneme sahipler arkadaşlar. En sonunda da benim iletişim bilgilerim var. İsteyen gemi geliştirebiliriz, şunu şunu da yapabilirsin veya şurada şurada hatalarla karşılaştım diyenler yorumlara yazabilir. Hatta bu kanala abone olayım, arkadaşlarımla da paylaşayım demek isteyenler için burada da iletişim bilgilerim var arkadaşlar. Şundan emin olabilirsiniz. Şu anda izlemiş olduğunuz 5-10 dakikalık video kalan ömrünüzde size 5-10 bin dakika olarak geri dönecek. O kadar zaman kazandıracak sizlere. Sizler de yorum ve beğeni koyarak ve de abone olarak bu tip çalışmaların daha fazla gelmesini desteklemiş olacaksınız arkadaşlar. Bu videoda bahsetmediğim ama en az bu bilgiler kadar değerli bir ipucu daha var arkadaşlar. Bu YouTube algoritmasının görünmeyen ve çok da bilinmeyen bir bölümü. Ancak son derece önemli. Bu videoya yeterince like gelirse bunun için ayrı bir video çekeceğim. O bilgi de eklendiğinde kusursuz, optimize edilmiş bir YouTube videonuz olacak. Ben Yusuf Arslan. Her cumartesi ve çarşamba günü bu kanalda yeni içerikler bulacaksınız. Mutlu günler. Beğen, abone ol, paylaş. Da-d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 a